Gürümüzde beyaz ışığın gök kuşağının 7 renginden oluştuğunu biliyoruz. Peki sizce bu gerçek nasıl keşfedildi? Cevabı biliyor olabilirsiniz. Evet. Cevap prizmalarda saklı. Prizmaları genellikle 2 tane üçgen, 3 üç tane de dikdörtgen yüzü olan geometrik şekiller olarak tanımlayabiliriz. Tabii bir de meşhur bir deney var ki bu prizmalardan birine beyaz ışık yansıttığınızda gökkuşağının 7 rengini elde edersiniz. Bu noktada size bir soru sormak istiyorum. Bu deneyi ilk defa yapan kişi olduğunuzu düşünün. Bu deneyde bulduklarınıza ya da gördüklerinize dayanarak beyaz ışığın gökkuşağının 7 renginden meydana geldiğini söyleyebilir miydiniz? Ben söyleyemezdim. Hatta bu renkleri prizmanın oluşturduğunu bile iddia edebilirdim. Düşünsenize, bu deneyi yapan biri neden beyaz ışığın gökkuşağının yedi renginden meydana geldiği sonucuna varsın? Ya da renkler farklı açılarda kırıldıkları için farklı renkler elde ederiz sonucuna neden varsın? O zamanlar insanlar beyaz ışığın beyaz ışık olduğunu düşünürlerdi. Yani bunun yedi renkten meydana geldiği kimsenin aklına gelmezdi. Sonuç olarak beyaz da diğer renkler gibi bir renktir. Beyaz ışık prizmanın içinden geçtiğinde de ışığı boyayan belki de prizmanın ta kendisidir. Bu da az önce söylediğim gibi o zamanlardaki popüler görüş olan renkleri prizmanın oluşturduğu savından başka bir şey değil. Evet, insanlar bu deneyle renklerin prizma tarafından oluşturulduğu sonucuna ulaşmışlardır. Bu videoda bu sonucun aksine renklerin prizma tarafından oluşturulmadığı, yani bu renklerin beyaz ışık içinde zaten olduğu ve prizmanın bunları farklı açılarla kırması sebebiyle bu renklerin elde edildiği sonucuna nasıl ulaşıldığını incelemek istiyorum. Renklerin prizma tarafından oluşturulmadığını anlamak için o zamanlar bir dahi olmak gerekliydi. Bahsi geçen dahi ise sizin de bildiğiniz gibi Isaac Newton'dan başkası değil. Isaac Newton ya da Newton nasıl telaffuz ettiğimiz pek de önemli değil. Bilimsel yönteme inanan ve dolayısıyla bir teorinin doğru olup olmadığını anlamak için deney yapılması gerektiğini düşünen bir bilim insanıydı. Şu anda bu zaten her zaman yapılan bir şey. Ama o zamanlar kimse bu şekilde ilerlemiyor ve herkes içgüdülerine dayanarak hareket ediyormuş. Yani eğer bir teori ya da fikir hoşlarına giderse ona inanıyorlarmış. Bu çizime baktığınızda da aklınıza gelebilecek şeylerden biri olan teori yani renklerin prizma tarafından oluşturulduğu teorisi de o zaman için son derece inanılır bir teoriymiş. Çünkü gözümüzle bakınca yani ilk bakışta sanki gerçekten de öyleymiş gibi görünüyor. Isaac Newton, renklerin prizma tarafından oluşturulup oluşturulmadığını incelemek için bir dizi deney yapmış. Yaptığı deneylerden birinde prizmanın önüne bir başka prizma koymuş. Bunun altında yatan mantıksa şuymuş. Prizma eğer beyaz ışıktan bu renkleri oluşturabiliyorsa, belki bu renklerden de başka renkler oluşturabilir. Evet, Newton buraya başka bir prizma koyarak farklı renkler elde edip edemeyeceğini görmek istemiş. Deney sonucunda yine aynı renkleri elde ettiğini görmüş. Bunu da prizmanın 7 renkten başka renk oluşturamaması olarak yorumlamış ve neden sadece beyaz ışıktan yola çıkarak renk oluşturduğu teorisini sorgulamaya başlamış. Beyaz ışıktan renk oluşturabiliyorsa bu renklerden neden başka renkler oluşturmuyor acaba diye düşünmüş. Bu arada bu sonucun o zamanın popüler teorisini tamamen çürütmediğini de eklememiz lazım. Yani belki de beyaz ışık özeldir ve prizma sadece beyaz ışıktan renk oluşturabiliyordur. Bunun üzerine ikinci bir deney yapan Newton bu deneyle şüphelerinin doğru olduğunu da kanıtlamış. Bu meşhur deneyde ikinci bir prizmayı bu şekilde ters çevirerek diğerinin önüne yerleştirmiş ve bunun üzerine bu tarafta sadece beyaz ışık görmüş. Bunun üzerine de renkleri oluşturanın prizma olmadığı, yani bu renklerin beyaz ışık içinde zaten olduğu sonucuna ulaşmış. Prizma renkleri farklı açılarla kırmaktan başka bir şey yapmıyormuş. Beyaz ışığın gökkuşağının yedi renginden meydana geldiği de işte bu şekilde keşfedilmiş. Şimdi biz de bu çizim üzerinden deneyi yapacağız. Bu iki prizma eğer özdeşse, yani eğer aynı malzemeden yapılmışlarsa bu ışınlar bu prizmadan buna geçerken ortam değiştirmedikleri için kırılmazlar. Öyle değil mi? Evet, ışınlar bu şekilde yollarına devam ederler. Ama buraya ulaştıklarında, yani prizmadan çıkacakları zaman işler değişir. Bu arada bunun paralel kenar bir ortam olduğunu da düşünebiliriz. Ve bundan önceki videolarda birbirlerine paralel olan ortamlardan geçen ışınlarda gelen ışınla yansıyan ışının her zaman birbirine paralel olduklarını görmüştük. Bu da renklerin hepsinin buna paralel olacağı anlamına gelir. Hadi çizelim. İşte böyle. Az önce de söylediğimiz gibi burada renk görmediğimizi de hemen eklemek istiyorum. Evet, burada sadece beyaz ışık görürüz. Size hemen bir fotoğraf göstereyim. Çıkan ışının beyaz olduğunu görüyorsunuz, değil mi? Evet, yansıyan ışın beyaz. Peki, neden beyaz? Daha önceki videolarda bunu da görmüştük. Sebebi gelen ışığın tek bir ışın içermiyor olmasıdır. Buraya gelen ışıkta bir sürü ışın vardır. Evet. Çizime bir tane daha beyaz ışın ekledim. Bu da prizmanın içinde kırıldı. Renkler ayrıldı ama prizmadan çıkarken kırmızı ışın mavi ışınla kesişmeye başladı. Görüyorsunuz değil mi? İşte bu mantıkla bunların arasından geçen bir başka ışının da belki sarı rengi diğerlerinin üzerine gelecek. Yani tüm renkler prizmadan birbirine paralel olacak şekilde çıktıkları için renkler birbirinin üzerine gelir ve biz de beyaz ışıktan başka bir şeyi görmeyiz. Renklerin üst üste geldiklerinde beyaz görünüyor olmaları beyaz ışığın diğer tüm renkleri barındırdığı savını destekliyor. Ve belki Newton da beyazın ayrı bir renk olmadığını ve renkleri prizmanın oluşturmadığını bu şekilde kanıtlamıştır. Beyaz ışık tüm bu renklerin birleşimiyle oluşuyor. Prizma da renkleri farklı açılarla kırıyor ve bu şekilde bir sonuç elde ediyoruz. Newton, argümanını desteklemek için başka deneyler de yapmıştır. Bunlardan biri, Newton'un renk çarkı olarak bilinir. Newton üzerinde 7 renk bulunan bir çarkı almış ve bu çarkı çok hızlı bir şekilde çevirdiğinde sadece beyaz rengi görmüş. İsterseniz bunu siz de deneyebilir ve beyazdan başka bir renk göremeyeceğiniz sonucuna kendi kendinize de ulaşabilirsiniz. Tabi bu da beyazın tüm renkleri ya da gökkuşağının 7 rengini barındırdığı savını destekler. Newton'un yaptığı bu deneyler çok basit olmalarına rağmen elde ettiği sonuçlar o zamanlar için son derece çarpıcı sonuçlar. Hatta bu sonuçlar günümüzde ışık ve renkler hakkında nasıl düşündüğümüz üzerinde de etkileri olan bilimsel bir devrim niteliğinde.